Anadolu, medeniyetlerin doğup geliştiği topraklar. Tarımın, ticaretin, bilimin kaynağı. Tarih boyu bu toprakları özel kılan bir şey vardı. Üzerinde yer alan yeryüzü şekilleri ve bitki örtüsü. Dağlar, akarsular, ovalar. Yalnızca coğrafyamıza değil, insana ve onun hayatına da şekil verdi. Kimi zaman fırsatlar sundu, kimi zaman sorun çıkararak çözüm bulmaya zorladı. Anadolu'da yaşam tüm bu şekillerin etrafında devam ediyor. Ada, ana karadan uzak, yalnız ve bağımsız toprak parçası. Bir yandan özgür ama bir yandan da tutsak. Anakara'dan izler taşısa da her zaman kendine has, dört bir yanını saran sular onun hem koruyucusu hem de dış dünyaya açılan kapısı. Burada kültür, kurallar ve şartlar yeniden yazılır. Ülkemizin denizlerinde ve göllerindeki irili ufaklı birçok adada olduğu gibi. Güneş gücünü yavaş yavaş hissettirirken kışın durağanlığı yerini coşkulu bir bekleyişe bırakıyor. Anadolu'ya bahar geldi. Çobanlar nihayet sürülerini otlatmaya çıkarabilecek. Şanslı olanlarsa yaylaya çıkacak. Yaylaya çıkmak için hazırlık yapanlardan biri de Musa. Yarın ailesiyle birlikte göç edecek. Ama öncesinde yaylada kalacakları barakanın hazırlıklarını tamamlamalı. Yer değiştirmek her zaman yorucu bir süreci de beraberinde getiriyor. Fakat Musa'nın yolculuğu biraz daha zahmetli. Verimli çayırlara ulaşmak için sıra dışı bir yol izlemek zorunda. Musa'nın inekleri 7 aydır ağırda. Bahar'ın gelişiyle birlikte her canlı gibi onlar da doğanın nimetlerinden mümkün olduğunca yararlanmak için sabırsızlanıyor. Yani Mayıs ayı geldi mi hayvanlar rahatsız oluyor. O yanda yayılım yok ya, müleşiyorlar. İlle gelecek yani, o hayvanlar bile yani hisli. Orada durmak istemiyor hayvanlar da. Pamuk bu senenin yavrularından ve ilk kez yaylaya çıkacak. Yaylaya çıkmayı tecrübe eden yetişkinlerin neden sabırsızlandığını anlayamıyor. Doğanın uyanışına geç kalmak istemeyen yetişkinlerse yarına kadar biraz atıştırmalıkla idare etmek zorundalar. Beyşehir Gölü'nde irili ufaklı 32 ada bulunuyor. Göldeki en büyük kara parçası olan Mada, Anadolu'da üzerinde yerleşim olan tek göl adası. Yaklaşık 200 kişinin yaşadığı adada
köylüler sığır çobanlığı ve çiftçilik yaparak hayatlarını sürdürüyor. Ama adadaki kaynaklar kısıtlı. Bu nedenle köylüler her yıl Mayıs ayı başında hayvanlarını adadan yaylaya taşımak zorunda. Fakat köyde tek bir duba var. İki yaka arasında durmadan gidip gelen kayıkların seferi 3 gün sürüyor. Su üzerinde yapılan bu yolculuk Anadolu'nun en sıra dışı göçünü oluşturuyor. Yani 1 Mayıs geldi mi sabah yani erkenden Dubai'ye kapmak için geliyoruz yani sıraya giriyoruz. İnekleri sürüyoruz sabahın öşünde bindiriyoruz. Dubai'ye bindiriyoruz. Kayıkları takıyoruz. Çekip geliyoruz. Zor oluyor. Sonunda sıra Musa'da. Dubai'ye önce buzağlar bindiriliyor. Patpat adı verilen araç içinde Dubai'ye yüklenen yavrular yaylaya kadar bu şekilde taşınacak. Göl üzerinde seyahat etmek, adadaki hayvanların yaşamının önemli bir parçası olsa da yolculuğa çıkmak her seferinde onları ürkütüyor. Her yıl ufak tefek yaralanmalar olsa da çoğunlukla yolculuk sorunsuz tamamlanıyor. İlk seyahati olmasına rağmen Pamuk halinden memnun görünüyor. Yetişkinlerse onun kadar şanslı değil. Onları kat etmeleri gereken 10 kilometrelik uzun bir yol bekliyor. Hayvanların karaya ayak basmasıyla yaylaya ulaşmak için çıktıkları bu olağanüstü yolculuğun ilk etabı tamamlanıyor. Yola devam edebilmek için Musa'nın aşması gereken bir engel daha var. Buzağlarından uzaklaştığı için huysuzlanan anneleri zapt etmek gerek. Pamuk ve diğer buzağlar yaylaya doğru araçla ilerlerken yavrularından ayrılan annelerin kafası karışıyor. Yola devam etmekle yavrularını bulmak arasında kararsızlar. Hacer yardım et. Neyse ki Musa ve eşi bu duruma hazırlıklı. Gözlerini bir an olsun hayvanlardan ayırmıyorlar. Hayvancılıkla uğraşan herkes göçün nimetleri için göze alıyor bu yolculuğu. Mineral ve besin yönünden zengin otlaklar hem yavruların daha sağlıklı büyümesini sağlıyor, hem annelerin süt üretimini arttırıyor. Sütün fazlası da hayvan sahiplerine gelir oluyor. Bu yüzden sürüler 5 ay boyunca çayırlarda serbestçe dolaşıp olabildiğince beslenecek.
Mayıs biri olsa da gelsek diye üzülüyoruz yani. Rahat burası. Yani hayvanlar için rahat. O zaman hayvanlarım karnı doydu mu ben de tabii iyi oluyor. Sütümüzü veriyoruz. Kışlık peynirimizi yapıyoruz. Satıyoruz. İyi oluyor yani. Musa bu yılda hayvanlarını sorunsuz bir şekilde yaylaya getirmeyi başardı. Oldukça uzun bir yol kat ettiler. Artık herkes için dinlenme zamanı. İlk göçünü başarıyla tamamlayan Pamuk, onlardan çok önce ulaştı yaylaya. Etrafı keşfetmek için heyecanla annesini bekliyor. Güneş yamaçları ısıtırken, göz açıp kapayıncaya kadar geçecek yaz mevsimi onları bekliyor. Şimdilik kimsenin dönüş yolunu düşünmesine gerek yok. Adada yaşamak, koşulların çoğu zaman doğa tarafından belirlendiği bir yaşam biçimini kabullenmektir. Türkiye'nin en büyük adası olan Gökçeada'da da durum farklı değil. Bütün ada hayatını, neredeyse yılın 300 günü hiç durmadan esen rüzgar şekillendiriyor. Fakat Gökçeada'da hayat süren birileri var ki rüzgarıyla meşhur bu adada rüzgarsız günleri dört gözle bekliyorlar. Çünkü geçimlerini sağladıkları işin ilk şartı rüzgarın olmaması. Baktın mı, var mı hava? Ya Karaköy'le Sema Derek arasında güzel bir hava gösteriyor ama saat 1'de de böyle bir kara yerden bir rüzgar geliyor sert. Ne yapalım ya, çıksak mı acaba ya? Kayıklar çıktı valla, çıkalım bence. Çıkan var mı? Şansımız ya hadi daha yürü, niye bekliyorsun durun burada ya? Yürü yürü, hadi yürü. Hadi. Ülkemizde açık deniz balıkçılığı genelde birbirine benzer yöntemlerle yapılır. Fakat Gökçeada'da yapılan bir avcılık var ki bambaşka ve sadece buraya özel. Onlar ne balığı tespit etmek için sonar aracı kullanıyor ne de yakalamak için olta ve ağ. Onlar sadece dürbün ve mızrak kullanarak avlanan kılıç balığı avcıları. Yapacak mı ama beyler ya? Ay yapacak gibi duruyor. İnternette gösterdi, havayı yapmadı ama şu an. Havalar atmaya başlamış bak. Şöyle. Buradan yol yol yanıklar oldu. Şurada değil mi? Denizlerde hava durumu sürekli değişiyor. Onlar bu duruma alışkın. Bu yüzden teknede oturup denizin durulmasını beklemeyi tercih ediyorlar. Çünkü kılıç balığı av sezonu çok kısa ve uygun hava şartlarının oluşması da oldukça güç. Fırsat buldukları her anı sonuna kadar kullanmak zorundalar. Genelde Nisan ve Mayıs ayları en verimli ayları.
Sebebi de şu, Marmara'dan gelen aşırı yoğunlu planktonlu su, bulanık bir su. Batı akıntılarıyla beraber Gökçeada ve Saroz bölgesinde birikiyor. Balığın bizi görme şansı daha azaldığı için biz bu balığı avlama şansına sahip oluyoruz. Ne zaman ki Haziran ayı geldiğinde meltemler başladığında pular bayraklaşıyor ve balık artık bizi görmeye başlıyor ve kaçmaya başlıyor ve sezonun bu şekilde bitmiş oluyor. Normalde balık her zaman var, her zaman suyun üstüne çıkıyor ama biz bunu o yüzden avlayamıyoruz. Türkiye'de de o yüzden zaten bu bölgede avlanıyor. Diğer bölgelerde avlayamıyorsunuz balığı. Doğru zamanı kollamak ve bu zamanı doğru kullanmak avcılar için son derece önemli. Bir kılıç balığı avcısı her şeyden öte çok sabırlı olmalı. Çünkü bu işin en önemli parçası saatlerce süren bekleyişler. Nihayet sular duruldu. Av kaldığı yerden devam edecek. Başarılı bir kılıç balığı avı için ilk koşul avı görmek. İkincisi ise ava görünmemek. Mevsim şu an avcılardan yana. Plankton nedeniyle suyun yüzeyi bulanık. Balıkların avcıları görmesi zor. Fakat balığın onları fark etmesine sebep olacak bir durum daha var. O da motorların çıkardığı gürültü. Balık! Nerede? Balık! Önümüzde, önümüzde! Yürü, yürü, yürü! Yürü! Motor gürültüsü kılıç balıklarının kaçmasına sebep oluyor. Teknenin önüne koyulan kalas tam da bunun için. Neyse. Şimdi balıkçılığın bu kaderidir. Yani ne balığa çıkan kişiye rastgele denir veya bol şans denir. Yani bu hakikaten şans ve rast gelme işidir. Biz şunu deriz, nasip değilmiş deriz. Bugün onlar için talihsiz bir gündü. Hava da, moraller de bozuldu. Artık hiç oyalanmadan dönmeleri gerekiyor. Balığı avcıları için bir gün daha umutla başladı. Hava bugün istediklerine ulaşmak için şimdilik çok uygun. Selim dün kaçırdığı fırsatı bugün yakalamak istiyor. Balık! 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 Tabii bütün yük zıpkıncıda. Zıpkıncı işte kalasının önünde yürüyor. Orada o heyecan tabii anlatılmaz. Ben böyle kendimi böyle bir şey gibi tarif edebilirim. Böyle ne bileyim böyle bir gladyatör gibi düşünüyorum. Hani o balığa gitmek ayrı bir heyecan gerçekten. Bir olta balığı gibi değil. Biraz daha böyle. Önüne önüne düz git. Selim balığı yakaladı. Saatlerce süren bekleyiş boşa çıkmadı. Çabalarının karşılığını almanın huzuru ve sevinciyle dönüyorlar bugün evlerine. Balık vurduğu zaman, para kazandığı zaman mutlu oluyorsun her işte olduğu gibi yani. Evinize para götürüyorsunuz, çoluk çocuğunuza para götürüyorsunuz. Ondan sonra çocuğunuzun isteyeceği bir oyuncağı alabiliyorsunuz. Çoğu balıkçı arkadaşların da durumu aynı şekilde. Selim, rüzgarsız günler için her an tetikte. Bu bekleyiş birkaç ay daha böyle sürecek. Ta ki av sezonu bitip
rüzgarın nereden estiğinin önemi kalmayana dek. Sorumluluklar günlük hayatın ayrılmaz bir parçası. Çoğu işimiz ve ailemizle ilgili olsa da bazen yaşadığımız yerin de sorumluluğunu üstlenmemiz gerekir. Tıpkı Ekinlik Adası muhtarı Kenan Şengül gibi. O gözlerden uzak bu küçücük adada yaşamın getirdiği güçlüklerin üstesinden gelmek için elinden gelenin fazlasını yapıyor. Adada her an her şeye ulaşmamız olmadığı için bazı şeyleri kendimiz yapmak zorundayız. O yüzden adada yaşayan insanların birçok iş elinden gelir. Ekinlik Adası, Balıkesir'e bağlı Marmara Takım Adaları'nın en küçüğü. Yaklaşık 200 kişinin yaşadığı adada nüfusun çoğu emekli. Adada faal olarak çalışan 8 kişiden 4'ü balıkçılıkla uğraşıyor. Burada nalbur, terzi ya da kırtasiye yok. Sadece bir fırın var. Fırıncı Remzi 20 yıldır adada yaşıyor. Adanın karayla bağlantısı haftada 3 gün feribot seferleriyle sağlanıyor. Pazartesi günleri Erdek'ten gelen feribot pazarcı Akgün'ü de taşıyor. Adalıların taze sebze ve meyveye ulaşabildikleri yalnızca 3 saatleri var. Dört yanı denizle çevrili bir kara parçasında yaşamanın getirdiği zorluklara alışık olan halkın tek sıkıntısı temiz su kaynağına erişim. Şimdi bundan önce her evin bir kuyusu vardı. Yeterliydi eskiden. Yağmurlar çok yağdığından dolayı yeterliydi. Ama şu anda yağmurlar yağmadığı için kuyularımızda çoğu su bitti. Şimdi adanın ihtiyacının %99'unu deniz suyundan arıtarak karşılıyoruz. Denizden arıttıkları su adadakiler için yaşamsal öneme sahip. Bu nedenle Marmara Denizi'nde giderek artan deniz salyası onlar için önemli bir tehdit. Kaldır biraz daha. Şimdi yatır. Biraz daha. Hadi biraz daha. Gelsin. Yatır şimdi ha.
Getir. Durur mu? Bunu bağlayalım mı? Yok, ben bir sökeyim onları ben. Süzgeçleri bir sökeyim. Bir dakika. Gördün mü yine ne hale gelmiş? Bak. Arıtmayı yapan motorun filtresi deniz salyası yüzünden sürekli tıkanıyor ve iş yapamaz hale geliyor. Bu nedenle filtrenin her gün değişmesi gerekiyor. Durursa bizim adamımız için felç olur. Ya dışarıdan tankerlerle su getireceğiz, başka çaresi kalmaz. Şu anda ada bayağı da kalabalıklı. Eski durum olsa, ada küçük olsa sorun değildi. Ama şu anda adamız 350 adaya çıktı. Yeterli suyumuz kesinlikle yoktur ya. Arıtmayla ilgilenmek zaman ve emek isteyen bir iş. Muhtar da vaktinin çoğunu bu işe ayırıyor. Adadakilerin suya erişimi onun çalışmasına bağlı. Bu yüzden elinden geleni yapıyor. Görevin ilk kısmını tamamladı ama iş bununla bitmiyor. Denizdeki filtrenin her gün değişmesi yeterli olmuyor. 2 saatte bir pompa binasındaki filtreler de değişmeli. Filtreler kirlendiğinde pompa duruyor ve depoya su göndermeyi bırakıyor. Muhtar bu filtreleri değiştirip sistemi tekrar başlatmazsa adada sular kesiliyor. Deniz suyundaki pompayı önceden ayda bir temizlerdik. Şu anda deniz salyası dolayısıyla her gün temizliyoruz. Ve arıtmanın da filtrelerini ayda bir değiştirirken 2 saatte bir değiştiriyoruz şu anda. Geçenlerde bizim Avşa Adası'nda da bu sistem var. Avşa Adası susuzluk çekti bir hafta. Ben bu uğraşıma karşılık bizim adada hiçbir su sıkıntısı çekilmedi. Ama devamlı başında durmak şartıyla. Muhtar bu küçücük adanın kendine yüklediği sorumluluklarla baş etmeyi öğrenmiş. Adada yaşayan herkes gibi o da mutlu olmak için fedakarlık yapması gerektiğinin farkında. Bu yüzden daima elinden gelenin en iyisini yapıyor. Fakat bu yeterli değil. Denize bağlı sürdürdükleri hayatın devam edebilmesi ancak denizin sağlıklı kalmasıyla mümkün olabilir. Burası Türkiye'nin en batısı, güneşin en son doğduğu yer. Türkiye'nin en büyük adası. El değmemiş doğası, keşfedilmemiş tertemiz koyları, sıra dışı görünen kayalıkları, onu çepeçevre saran bereketli denizi, gökyüzünde süzülen flamingoları, sonsuz bir özgürlükle dolduğumuz yer. Burası Gökçeada. Ve Gökçeada'nın özgür hayvanları. Adanın her yeri koşan, dinlenen, otlayan, başıboş koyunlar ve keçilerle dolu. Sahipleri onları takip etmek zorunda değil. Çünkü adada kaçacakları pek fazla yer yok.
Hiçbir özgürlük sınırsız değil. Bütün sene özgürce gezinen hayvanlar senede bir kez sahipleri tarafından toplanıyor. Hayvanların sayıldığı, tüylerinin kesildiği ve sağlık kontrollerinin yapıldığı bu döneme madra zamanı deniyor. Bahar'ın gelişiyle Gökçeada'da madra zamanı başladı. Tolga da bugün ailesiyle bu işi yapacak. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ekip hazır. Hazır ekip. Ne yaptınız baba, nasıl plan yaptınız? Şimdi sen amcanla gideceksin bu karşıdan. Biz de Gökhan, Çağatay karşı tarafa geçeceğiz. Çağatay'a ben daha yakın gideceğim. Ona yardımcı olacağım. Tamam. Yavaş yavaş gidelim. İyi, hazırsak gidelim o zaman. Hadi yavaş yavaş. İşimiz çok. Şimdi bizi aslında babam yönlendiriyor, babamla amcam. Çünkü onlar hayvanın nereden geçeceğini biliyorlar. Bir tecrübeleri var. Yani diyor ki mesela hayvan bak buradan geçecek. Biz gidiyoruz, orada duruyoruz. Biz asla hayvanı hani ürküterek bir yere sokma taraftarı değiliz. Yavaş yavaş arkasından gidip onun yolu bulmasını. Biz ona aslında yolu göstermiyoruz. O zaten yolu biliyor hayvan. Biz sadece arkasından gidip onu oraya teşvik ediyormuşuz gibi düşünüyoruz. Kılıç ailesi ekibindeki herkes işini iyi biliyor. Bu sebeple her şey hızlı ve sorunsuz ilerliyor. Nihayet hayvanları telle çevrili alana sokmayı başardılar. Şimdi sıra ağıla kapatmakta. Fakat bazı koyunlar kaçmaya kararlı görünüyor. Artık koyunların tamamı ağılda. İşin en zor kısmı bitti. Biraz dinlendikten sonra hayvanların bakım işlemlerine başlayacaklar. Kırkma en önemli işlemlerden biri. Adada yaz sıcakları başlamadan önce hayvanları yünlerinden kurtarmak gerekiyor. Sen şimdi o hayvanı 5 yıl 6 yıl kırpmadığında o hayvan ne olacak? Yünlü olacak. Yünlü olduğunda bu sefer yaz aylarında, yani işte aslında baharla yazın arasındaki mevsimde hayvan etleniyor ya, yağlanıyor yani. O mevsimde sıcaktan dolayı otlayamayacak, gölgeye kaçacak. Gölgeye kaçtığında o aradaki besini alamadığı için bu sefer kışa yorgun düşecek. Onun için yünlerini şey yapıyoruz, kırpıyoruz. Tolga ve ailesi için uzun bir gün. Ağıldaki tüm hayvanların bakımı yapılacak ve sonra tekrar doğaya salınacak. Koyunlar bir sene boyunca adada özgürce dolaşacak. Ta ki bir dahaki madra zamanına kadar. Thank you.
uçsuz bucaksız tarlalarda sapsarı olmuş ekinler toplanmayı bekliyor. Anadolu'da hasat zamanı. Çiftçiler için en telaşlı ve en heyecanlı zamanlar. Bir yıllık emeğin karşılığını nihayet alacaklar. Ancak doğru zamanda ve çok çalışmak şartıyla. Cemal bu yıl henüz hasat yapmadı. Tarlası için endişeli. Her gün havayı kontrol ediyor. Çünkü onun tarlası diğerlerine benzemiyor. Hasat yapabilmesi havanın rüzgarsız olmasına bağlı. Bir haftadır hava yolluyorum. Maalesef rüzgar olduğu için bir türlü çıkamadı. Arpada vakti zamanı geçti mi arpa kendini aşağıya yer. Kellesini. Bu sefer deneler dökülmeye başlar. Bizim kaybımız olur. Döver biçer biçerken ne kadar dikkat etsen de hassas yönden dolayı dökülme yapıyor. Cemal bir adada çiftçilik yapıyor. Beyşehir Gölü üstünde küçük bir ada burası. Hasat için biçer döveri adaya çıkarması gerekiyor. Ancak bu iş çok zor ve tehlikeli. Göl çarşaf gibi olmalı. Bunun için de rüzgarsız bir hava şart. Bugün de rüzgar var. Cemal yarını beklemek zorunda. Hasat için zaman gittikçe daralıyor. Hava dünden daha iyi. Fakat göl hafif dalgalı. Cemal daha fazla beklemek istemiyor. Tehlikeyi göze alıyor. Çünkü hasat yapılmazsa ekinler zarar görecek. Biçer döver oldukça büyük bir araç. Duva ile tek seferde taşınması mümkün değil. Neyse ki parçalara ayırmak mümkün. İlk önce biçer döverin önüne takılan tablayı taşıyacaklar. Tabla traktörle birlikte dubaya yükleniyor. Biçer döver için tekrar dönecekler. Dubayı kenarlarındaki iki motorlu kayık çekiyor. Kayıkların konumuna, havanın durumuna göre karar veriyorlar. Yanlarına bağlayıp suratın etkilemesin diye. Bunların pervaneleri var. Yanlardan çektiği için dubanın altında suyu çekmesiyle biraz daha suratlı gayret edin. Öne taktığım zaman direkt dubaya çarpar giden su. Bu sefer hızını durdu. Bize dakika önemli. 5 dakika erken çıktı mı her zaman için iyidir. Şimdi biçer döver de dubaya yüklenecek. Bu kısım biraz daha zorlu olacak. Dubanın üzerinde en doğru konumda durması çok önemli. Küçük bir hesap hatası aracı gölün sularına gömebilir.
Rubada dengeli durmasına devamlı dikkat ederiz. Denge şart bizim işte. Dengeyi tutturamadık mı bir yanına devamlı meyilli olur. Tehlike yaratır. Çok dikkat etmemiz lazım. Rüzgarlı havada devamlı alabora olabilir yük. Ufak bir hata yaptık mı göle düşürürüz. Gölün derinliği 5 metre. Bunu çıkarmak bayağıca da bir eziyet. Onun için elimizden gelince hata yapmayalım diye uğraşıyoruz. Hani riskleri çok. Rüzgarın ne zaman çıkacağı belli olmaz. Yolda da yakalayabilir. Karada da yakalayabilir. Eziyetli iş bizim işimiz. Ama yapmak zorundayız. O mahsulümüzü karaya çıkaracağız. Hububatımızı hububatçılara vereceğiz. Biçer döver zarar görmeden adaya ulaştı. Cemal biraz olsun rahatlıyor. Fakat kaybedecek zamanı yok. Bir an önce hasata başlamalı. Rüzgar yüzünden çok zaman kaybettiler. Bu zamanı telafi etmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Her geçen dakika çok önemli. Biçer döverden dökülen ilk arpa taneleriyle Cemal'in keyfi yerine geldi. Hasat bu yıl beklediğinden iyi geçecek gibi. Adadaki mahsul tabii ki karayla farkı var. Nem oranı fazla olduğu için verim artıyor. Bundan dolayı memnunuz. Allah bereket versin güzel mahsulümüz. Verilen emek hiçbir zaman ziyan olmuyor. Toprak ister dağ başında taşlı bir tarla olsun, ister gölün üstünde bereketli bir ada. Nerede olursa olsun toprak insana can vermeye devam edecek. Adada yaşamak bazı zorlukları beraberinde getirse de adalılar yaşadıkları hayatı özel buluyorlar. Adanın kısıtladığı hayatlarını yine adada olmanın onlara sunduğu avantajlarla yaşamaktan memnunlar.